Merhaba çocuklar, ben Özel Adana Gündoğdu İlkokulu 2. sınıf öğretmenlerinden Müzeyyen Altındiş. Hayat bilgisi dersi 2. teması, evimizde hayat temasının konularını beraber işlemeye devam ediyoruz. Şimdiki konumuz evdeki sorumluluklarımız. Evinizde yapılan işlerin paylaşılması gerekli midir? Anlatınız. Evet çocuklar, evimizdeki her aile bireyinin yapması gereken işler vardır. O işleri de paylaşarak yapmak hepimizin üzerindeki o iş yükünü azaltmış olur. O yüzden tabii ki de paylaşarak yapmamız gereklidir. Aşağıdaki görsellerde çocuklar ailelerine nasıl yardım ediyor söyleyiniz. Evet, birinci resme bakıyoruz. Buradaki çocuk ne yapıyor? Babasıyla beraber çiçek ekimi yapıyor. Ona yardımcı oluyor ve gayet de mutlular, keyifliler. İkinci resme bakıyoruz. Buradaki kızımız ne yapıyor? Annesine bulaşık yıkarken yardımcı oluyor. Evet, üçüncü resme bakıyoruz. Buradaki kız çocuğumuz da ne yapıyor? Odasını düzenliyor. Elbiselerini katlıyor. Oyuncakları dağınık, onları toparlıyor. Son resimdeki kız çocuğumuz da ne yapıyor? Annesine yardımcı olduğu belli. Kovası ve bir toz bezi var. Tozları alıyor. Evimizde günlük yapılması gereken işler vardır. Bu işlerin çoğu büyüklerimiz tarafından yapılır. Ama bizim de sorumluluk alabileceğimiz işler vardır. Odamızı, çalışma masamızı, oyuncaklarımızı toplayabiliriz. Giysilerimizi katlayabiliriz. Sofrayı hazırlamada ve toplamada yardımcı olabiliriz. Temizlik yapılırken toz alabiliriz. Alışverişli poşetleri taşımaya yardımcı olabiliriz. Böylece aile bireylerinin iş yükünü azaltmış oluruz. Bunları paylaşarak yapmak işlerimizi kolaylaştırır. Etkinlik zamanı aşağıdaki soruları cevaplayınız. Misafir geleceği için evde temizlik yapılıyor. Ailenizin size ihtiyacı var. Ailenize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Misafir geliyorsa evet bir evde bir panik havası olabilir çünkü. Onun için hazırlıklar yapılıyor. Biz ne yapabiliriz? Annemiz temizlik yaparken toz alarak ona yardımcı olabiliriz. Eğer bulaşık yıkıyorsa annemiz yıkarken ona tekrardan yardımcı olabiliriz. Odamızı düzenleyebiliriz, oyuncaklarımızı toplayarız ve bu şekilde büyüklerimize yardımcı olabiliriz. Hemen o zaman yazalım. Siz de beraber ben yazarsınız. Toz alabilirim. Bulaşık varsa annem bulaşıkları yıkarken ona yardımcı olurum. Odamı düzenlerim. Büyüklerime ne yaparım çocuklar? Yardımcı olmuş olurum. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz. Ailenizle pazara gidip alışveriş yaptınız. Eve geldiğinizde nasıl yardımcı olabilirsiniz? Poşetleri taşımaya yardımcı olabilirsiniz, değil mi? Çünkü oradan meyve sebze alır, ağır ağırdır. O poşetleri tabii ki de ne yaparız? Biz de taşıyarak yardımcı olabiliriz. Haydi bakalım yazalım. Taşımaya yardımcı olabilirim. Evet. Poşetleri taşımaya yardımcı olabilir. Diğer bir etkinlik zamanı. Aşağıdakilerden hangilerini yaparak ailenize yardımcı olursunuz? Yapabildiklerinizin yıldızını boyayınız. Yapabildiklerimizin yıldızını boyayalım. Hemen şöyle yıldızlarımızı şöyle yıldızları yapalım. Evet. Evde yemekleri yapabiliriz. Evde yemekleri yapamayız çocuklar. Çünkü ocağı açmak, fırını açmak bunlar bizim için biraz tehlikeli olabilir. Evdeki yemekleri ya annemiz ya babamız yapabilir. Odamızı düzenleyebiliriz. Evet bunu yapabilirim. Meyveleri yıkayabiliriz. Evet meyveleri yıkayabilirim. Bozulan musluğu tamir edebiliriz. O bozulan musluğu ben tamir edemem. Çünkü tamir araç gereçleri de nedir? Biraz tehlikeli, sivri uçlu olabilir. Kendime zarar verebilirim.
mu ben? Yapamam. Evde beslediğimiz hayvanların bakımını yapabiliriz. Evet. Güzel bir sorumluluktur. Oyuncaklarımızı toplayabiliriz. Bunlar benim yapabileceğim işlerdir. Aşağıdaki tabloda evdeki görev ve sorumlulukların kim veya kimler tarafından yapıldığını işaretleyiniz. Biz sonuçta evimizde hepimizin bir görev ve sorumlulukları var. Kim veya kimler yapabilir? Çöp atma. Çöp atmayı yaşımız uygun olduğu için yapabiliriz. Kardeşinizle aranızda çok yaş farkı yoksa ya da büyüğünüz, abiniz, ablanız varsa onun da çöp atmayı o da yapabilir. O da o görev ve sorumluluk içerisinde olabilir. Yemek yapma annenizin görev ve sorumluluklarıdır. Ev temizliği yine sonuçta evin bu temizlik işleriyle yemek işlerinde annelerimiz babalarımıza bir tık daha fazla ilgilendiği için annemiz yapabilir. Ama yeri geldiğinde tabii ki de babamız ev temizliğine yardımcı olur. Yemek yapmaya da yardımcı olur. Ama genelde bu tarz sorumluluklar annemizin tek elindedir. Ev temizliğinde ben de ona yardımcı olabilirim. Toz almada. Musluk tamiri ne benim, ne annemin, ne de kardeşimin herhalde ilgi alanında olmaz. Babalar daha ilgilidir bu konularda. Sofrayı toplama annem yapabilir. Ben yapabilirim. Dediğim gibi kardeşimle çok yaş farkım yoksa benden küçük değilse, bebek değilse o da tabii ki de yardımcı olabilir. O da bu görev ve sorumlulukları yapabilir. Evet çocuklar, diğer etkinlik zamanına geldi. Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Doğru olanların başındaki güneşi sarı renge, yanlış olanların başındaki güneşi turuncu renge boyayınız. Hadi bakalım doğru olanları sarıya, yanlış olanları turuncuya yapacağız. Evimizde yapılması gereken işleri paylaşırız. Doğru. Evde bütün işleri annemiz yapar. Hayır, evde bütün işleri annemiz yapmaz. Annemizi çok yormamamız lazım. Hepimizin kendimizin ait görev ve sorumlulukları vardır. Paylaşarak işlerimizi yaparız. Yanlış. Evdeki tamirat işlerini yapabiliriz. Hayır, yapamayız. Sorumluluklarımızı zamanında yaparız. Evet, doğru olan budur. Her konuda sorumluluklarımızı zamanında yapmamız gerekir. Okul çantamı hazırlamak benim görevimdir. Evet, okul çantamı hazırlamak benim görevimdir. Odamı toplamak ablamın görevidir. Hayır, odamı toplamak odam benim sorumluluğumda olduğu için benim görevimdir. Evet. Değerlendirelim bölümü. Evinizde hangi görev ve sorumlulukları yerine getiriyorsunuz? Yazınız. Evet çocuklar, bunlar da kitapta sizin yaptığınız görev ve sorumlulukları buraya yazacaksınız. Neler olabilir acaba? Evinizde odanızı toplayabilirsiniz. Odanızın düzeninden siz sorumlusunuzdur. Oyuncaklarınızı oynadıktan sonra onları toplar, yerine koyarsınız. Annenize sofranın hazırlanmasında ve toplanmasında yardımcı olabilirsiniz. Evdeki elbiselerinizi katlayabilirsiniz ve yerine koyarsınız. Bu tarz görev ve sorumluluklarınız varsa bu değerlendirelim bölümüne yazabilirsiniz çocuklar. Hemen diğer konumuz ailecek karar alıyoruz. Ailenizde kararlar alınırken fikrinizin sorulmasını ister misiniz? Neden? Açıklayınız. Çocuklar, ailemizde fikirlerimizin alınması bizi mutlu eder. Ortak alınan bir kararında uygulanması evde huzursuzluğa yol açmaz. Yani fikirlerimizin sorulması her bir birey için insanı mutlu edici bir durumdur. O yüzden tabii ki de kendi kararlarınızı ifade etmek, daha doğrusu kendi düşüncelerinizi ifade etmek ve anne babanızın ortak kararıyla uygulamak mutluluk verici bir olaydır. O yüzden tabii ki de hepinizin ben isterim dediğini duyuyorum. Aşağıdaki ailenin tatile giderken nasıl karar aldıklarını söyleyiniz. Bu yaz tatile nereye gidelim diyor baba. Çocuk diyor ki daha önce gitmediğimiz bir yere gidelim. Anne de diyor ki bence de gitmediğimiz bir yere gidelim. Ne yapıyorlar burada? Tek bir kişinin kararı değil, ortak karar alınıyor. Baba ne yapıyor? Hem eşine hem de çocuğuna fikrini soruyor ve burada çocuk ve anne de fikirlerini beyan ediyorlar ve bu şekilde ortak karar alarak sanırım ki güzel bir tatile çıkacaklar.
Ailede bütün bireylerin söz hakkı vardır. Tatile giderken, alışveriş yaparken, evde yapılacak işleri belirlerken ve benzer konularda ortak kararlar alırız. Ailemizi ilgilendiren konularda kararlar alırken hepimiz fikrimizi özgürce söyleriz. Söylenen fikirleri ailece değerlendiririz. En doğru kararı birlikte alırız. Değişik fikirlere de saygı duyarız. Ortak kararlar alarak mutlu oluruz. Evet çocuklar, etkinlik zamanı. Evde sizin de fikrinizin alınmasını istediğiniz durumlar nelerdir? Bulutların içine yazınız. Neler sizi mutlu eder? Hangi konularda fikrinizin sorulması hoş olur? Biraz önceki örnekte gördüğümüz gibi tatile giderken, bütün böyle bir yılın yorgunluğu o yaz tatilinde ailenizle beraber vakit geçirerek eğlenmek en doğal hakkınız. Nereye gideceğiniz konusunda fikrinizi söylemek sizi mutlu eder. Ne bileyim, evinizde bir tadilat varsa, bir boya işi varsa duvarın hangi renkte boyanacağını söylemek sizi mutlu edebilir. Alışveriş yaparken fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Ne bileyim, ailece bir hafta sonu ya da hafta içi dışarı bir yemeğe giderken nereye gitmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Babanız belki yeni bir otomobil alırken ona hangi renkte olacağını ya da hangi model istediğinizi, fikrinizi belirtebilirsiniz. Bu tarz konularda fikirlerinizi tabii ki de aileniz de öğrenmek ister. Hadi o zaman yazalım tatile giderken. Atalım. Evimizin duvar rengini seçerken. Alışveriş yaparken. Dışarı yemeğe nereye gideceğimize. Dışarı bunları, bu konularda fikirlerimizi beyan etmek bizleri mutlu eder. Evet, tekrar bir etkinlik zamanı. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü yazınız. Haydi bakalım. Ailemizde bütün bireylerin ne hakkı vardır? Bakıyorum. Söz hakkı vardır. Evet. Yazıyoruz. Ailemizde kararları nasıl alırız çocuklar? Birlikte alırız. Ailede kararlar alırken fikrimizi nasıl söyleriz? Özgürce söyleriz. Rahat bir şekilde saygı çerçevesinde ifade ederiz. Özgürce söyleriz. Değişik fikirlere saygı duyarız. Herkesin fikri bizimle aynı olamaz. Bunlara saygı duymamız gerektiğini biliyoruz. Değişik fikirlere saygı duyarız. Evde karar alınırken fikrimin sorulması beni ne yapar? Mutlu eder. Etkinliğimizi de bitirdik ve değerlendirelim bölümü. Ailenizi ilgilendiren konularda ortak karar almak sizce neden önemlidir? Yazınız. Neden önemlidir çocuklar? Ortak karar alınınca herkes mutlu olur. Evde huzursuzluk yaşanmaz. Evet, yazıyoruz bunu da. Ortak karar alındığında herkes mutlu. Alınan kararlar birlikte uygulanır. Huzursuzluk çıkmaz.
böyle ifade ederiz. Ortak karar alındığında herkes mutlu olur. Alınan kararlar birlikte uygulanır. Huzursuzluk çıkmaz. Evet çocuklar, en son soruda ne diyor? Ailenizle birlikte en son hangi kararı aldınız? Anlatınız. Sınıfta da ya da öğretmeninize de arkadaşlarınıza bununla paylaşırsın. Evet, diğer konumuz evimizde tasarruf. Evinizde hangi kaynaklar kullanılır? Evimizde elektrik, su, doğalgaz, tüpgaz, kömür gibi kaynaklar kullanırız. Evet, aşağıdaki görselde çocuklar kaynakları kullanırken nelere dikkat ediyorlar söyleyiniz. Hadi bakalım ilk görsele bakıyoruz. Soğuk havalarda ısı kaybını önlemek için kapı ve pencereleri açık bırakmam. Burada ne yapıyor? Doğalgaz varsa, elektrikli bir ısınma varsa tabii ki de aile bütçesine katkıda bulunaraktan gereksiz yere ne yapmıyor? Kullanım yapmıyor. İkinci resme bakıyoruz. Banyo yaparken suyu boşa harcamam. Burada suyu ihtiyacı kadar kullanıyor. Çok güzel bir davranış. Buzdolabının kapağını uzun süre açık bırakmam. Kullanmadığımız elektrikli aletleri kapatırım. Burada da elektrik tasarrufu yapan tatlı bir kızımız var. Evimizde elektrik, su, doğalgaz, tüpgaz, kömür gibi kaynaklar kullanırız. Temizlik, bulaşık, çamaşır gibi işlerde suya ve elektriğe ihtiyaç duyarız. Kaynaklarımızı ihtiyacımız kadar kullanmalıyız. Böylece tasarruf yaparak hem ailemize hem de çevremize katkı sağlarız. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü yazınız. Evet, dişlerimizi fırçalarken neyi açık bırakmamalıyız? Musluğu açık bırakmamalıyız. Evdeki kaynakları tasarruflu kullandığımızda elektrik ve su neyi azalacaktır çocuklar? Tüketimi. Hava kararmadan ne yapmamamız lazım? Hava kararmadan lambaları yakmamalıyız. Yani şöyle lambaları yakmamalıyız. Buzdolabını nokta nokta açık bırakmamalıyız. Buzdolabının kapağını açık bırakmamalıyız. Bilgisayarlarımızı temiz kullanmaya özen göstermeliyiz. Bilgisayarlarımızı temiz tutmaya özen gösteririz. Diğer bir etkinliğe geçiyoruz. Kaynakların kullanımı ile ilgili resimlerde gördüğünüz yanlışları söyleyiniz. Çocuğa bakıyoruz. Çocuk burada uyumuş ama karşısında televizyon açık kalmış. Burada ne yapması lazım da televizyonu kapatması lazım. Çünkü uyuyor. Evet, diğer resme bakıyoruz. İkinci resimde doğalgaz varken çocuk ne yapıyor? Elektrikli sobayı çalışıyor. Onu açıyor. Burada ne yapıyor? Elektriği tasarruflu kullanmıyor. Boşa kullanılan bir elektrik oluyor. Diğer üçüncü resme bakıyoruz. Dişlerini fırçalayan bir kız var. Ama dişlerini fırçalarken ne yapıyor? Suyu açık bırakıyor. Suyu boşa akıtmış oluyor. Ve diğer çocuğa baktığımızda burada kitap okuyan bir çocuk var. Hava günlük güneşlik. Yani gündüz vaktinde ne yapıyor? Lambaları yakıyor. Gündüz olmasına rağmen lambayı açıp elektriği boşa harcamış oluyor. Evet, burada yapılan yanlışları bizlerin yapmaması gerekir. Evet, etkinlik zamanı. Mehmet ve Şeyma evlerinde kullanılan kaynakların tüketimiyle ilgili araştırma yapmaktadır. Tabloya göre soruları cevaplayınız. Evet, kaynaklar nedir? Elektrik, su, doğalgaz. Elektrik faturasına Mehmetler evde 4 kişiler ne kadar ödüyorlar? 40 lira. Su ne kadar ödüyorlar? 40 lira. Doğalgaza ne kadar ödüyorlar? 70 lira. Evet çocuklar,
Bir kere burada bir aile bütçesi var. Bu aile bütçesinden de tabii ki de ne yapıyorlar? Faturaları ödüyorlar. Aile bütçesi nedir? Ailemizin geliri ve giderlerinin dengesi olmasıdır. Ailemiz bir geliri varken ne yapıyor? Bu faturaları öderken giderleri oluyor. Ve bunları da biz ne yapmamız lazım? Dengede tutmamız lazım. O yüzden de faturalarımızın çok fazla olmaması lazım ki çok arada bir maddi anlamda sıkıntı yaşamayalım. Hem aile bütçemize hem de tabii ki de ülkemizin ekonomisine zarar vermememiz lazım. O yüzden faturalarımızın daha tutarlı, daha dengede olması gerekiyor. Burada da bu iki çocuk ne yapmışlar? Tüketimle ilgili araştırma yapmışlar. Mehmetlerin evine baktık. Şeymalar da 4 kişi yaşıyorlar. Onlar da elektriğe 55 lira ödeniyor, suya 60 lira fatura ödeniyor, doğalgaza da 98 lira ödeniyor. Demek ki burada biraz aile bütçesinde aralarındaki aile bütçesi arasında faturaları ödeme konusunda bir karşılaştırma yapacağız. Hangi aile daha fazla ücret ödüyor? Hangi ailenin elektrik tüketimi daha azdır? Elektriğe Mehmetler 40 lira veriyor, Şeymalar 55 lira veriyor. Mehmet'in ailesi diyoruz. Evet, Mehmet'in ailesinin tüketimi daha azdır. Geliyoruz. Hangi ailenin su tüketimi daha fazladır? Mehmetlerin ailesi 40 lira öderken Şeymalar 60 lira ödüyor. Demek fazla olan burada hangisi? Şeymaların ailesinin, değil mi? Hemen yazıyoruz. Daha fazla. Şeyma'nın ailesinin tüketimi daha fazla. Çünkü onlar 60 lira ödüyorlar. Mehmetler ise 40 lira ödüyorlar. Sizce Şeyma'ların faturaları neden fazla gelmiş olabilir? Lambaları boş yere açtıkları için olabilir. Elektrikli ev aletlerini gereğinden fazla kullandıkları için olabilir. Evet, yazalım o zaman. Lambaları boş yere açtıkları için elektrikli ev aletlerini gereğinden fazla kullandıkları için suyu gereksiz yere kullandıkları olabilir. Değerlendirelim. Tasarruflu olmak aile bütçesi nasıl katkı sağlar? Söyleyiniz. Siz de tabii ki nasıl katkı sağladığını söyleyebilirsiniz çocuklar. Kaynakları gereksiz yere tükenmesinin önüne geçer. Yani tasarruflu olmak kaynakları gereksiz yere kullanmamamızı sağlar ve tükenmesinin önüne geçmiş oluruz. Faturalarımız daha düşük gelir. Aile bütçesine ne yaparız? Katkı sağlayabiliriz. Evet çocuklar, bu konumuzu da bitirdik. Diğer konumuzda görüşmek üzere diyorum.